Günaydın Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Haftayı bitirirken dünya haberlerini şöyle bir kenara koyalım ve doyasıya koronavirüs konuşalım istedim. Neden? Çünkü biz koronavirüsü unuttuk gibi yaşarken sanki her şey çok güzel normal akışına döndü gibi işte kuralları biraz ihmale giderken aşılamada olması gereken performansı sergilemekte hani birazcık zorlanırken bakıyoruz koronavirüsün bizi unuttuğu yok. Koronavirüs bizi unutmadığı için şu konuyu bir böyle doyasıya masaya yatıralım istiyorum ve kimle yapacağız efendim bunu? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal'la. Sayın Ünal, hoş geldiniz. Stüdyoya da hoş geldiniz. Günaydın. Çok teşekkür günaydın, ediyorum. Günaydın. İyi yayınlar. Günaydın. Hakikaten koronavirüsün bizi unuttuğu yok ama biz sanki koronavirüsü unuttuk gibiyiz. Ve de insanların içinde aşıya karşı böyle bir tutukluk var. Hal böyle olunca ben sizinle şunu bir konuşalım bir enine boyuna nedir? Dünyada neler oluyor? Türkiye'de neleri yaşıyoruz? Bir anlamlandıralım istedim. Şimdi o yüzden izninizle bu işi biraz ters açıdan size geleceğim soru cevapta. Başında da bütün izleyenlerimize aslında söyleyeyim. Ben 4 Haziran ve 4 Temmuz'da 2 doz BioNTech aşımı oldum. Aşılarıma olduğumda da hem istediğim aşıya erişebilmekten ötürü büyük bir mutluluk ve aynı zamanda da şükür duydum. Bende aşının neredeyse hiç yan tesiri olmadı. Birinci dozu olduğumda kolumda bir böyle bir ağrı falan vardı. Ama ikincisini olduğumda herhalde hakikaten çok mutluydum ki hiçbir şey olmadı bana. Şimdi bu bilgiyi bir başta vereyim. Ama aşı karşıtlarını da anlamaya çalışmamız lazım. İşimiz iletişim. Şimdi dünyadan başlayacağız, sonra bize doğru geleceğiz. Dünyadan başlarken ana aktör Amerika. Gıda ve ilaç onaylama kurumu FDA Amerika'da Amerikan vatandaşları için son derece önemli. Avrupa'ya baktığınızda da aslında Avrupa'da her ne kadar kendi içlerindeki ilaç kurumlarına saygı duysalar da FDA'nin onaylamadığı ilaçlara, aşılara karşı kitlesel olarak bir temkinlik var. Şimdi Amerika'dan baktığımızda işte koronavirüs öncesinde onaylanmış hiçbir mRNA aşısı olmadığı için bir insanlarda tutukluk olmuş. Sonra Biden yönetimi işte işbaşı yaptıktan sonra işte kısa bir süre sonrasındaydı herhalde birkaç ay sonrasında baktık FDA mRNA aşısı olan BioNTech aşısına tam onay verdi. Ama o arada insanların bir zihni böyle bir dalgalandı Necmettin Hoca. Şimdi o dalganın daha biz artçıl depremlerini toplayamıyoruz. Bir mesafe var. Şimdi bize işi oradan aşı karşıtlarının yani Türkiye içinde de farklı şeyler var ama dünyadan baktığınızda o artçıl depremi bir zihinsel olarak ve bilimsel veri üzerinden bir derler misiniz? Tabii ki teşekkür ederim öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Çok seyircilerimizi nice. De saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten gündemin en başında olması gereken günlük 250-300 kişinin öldüğü bir durumu unuttuk biz artık. Gündemden düştü, geri planlarda ve çok konuşmuyoruz. Neye rağmen konuşmuyoruz? Türkiye dünyada 6. en çok vakası olan ülke. Aktif vaka sıralamasında 4. yeni vaka sıralamasında 4. ve biz bunu unuttuk, kanıksadık. Hayatımızın bir parçası oldu. Her gün 25-30 bin kişi hasta olur, 250-300 kişi de ölür. Bu hayatın normal akışıdır diye kabullendik ve yolumuza devam ediyoruz. Ama aslında haftada neredeyse bir köy kadar ya da tabii bir ki. Uçak kadar... Haftada değil her gün 250 her gün ortalama 250. Dersek günde. Dün evet. 214'tü gerçi yani ama. Yani o kadar kaybımız o var. Kadar son kayıp derece gidiyor. Ciddi bir şey. Evet son derece ciddi ve bu tabii benim konum değil ama iş hayatından ekonomiye kadar her konuyu etkiliyor. Sabah haberlerde dinledim. Gıda fiyatlarının artışından şuna buna kadar bir sürü problem. Neyse ben sorularınıza döneyim. mRNA aşısı ilk kez kabul edildi. Şimdi bunu söylediğiniz zaman halk şöyle anlıyor. Ya gökten zembille indi, o çipi bize yaptılar. Hakikaten böyle. Öyle bir şey yok efendim. DNA'mızı değiştirecek. Evet, DNA'mız değişecek. Ama halkımız akıllı. Ben geçen gün Bursa'nın köylerinden birisiydim ve kahveye gittim. Kahvede oturdum.
çipli aşı yaptıran var mı dedim. Hoca dediler ya ne çipi ya, çip burada dediler. Aşıya çip koymaya ne gerek var dediler. Onu kanıksadık bence. Ama bu arada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Ülkelerin kurumsal yapıları çok önemlidir. Demin siz bir söz telaffuz ettiniz. Biden yönetimi geldikten sonra FDA kabul etti diye. Hayır değil. Yok yok, FDA yani ondan sonra onayladı, evet. Tam onayladı. Onun üzerine Biden yönetimi geldi. Dedi ki tamam, madem bundan ötürü tereddüt yaşıyorsunuz, o zaman hiçbir mazeretiniz kalmadı. Buyurun evet, aşıya. Evet. Çok pardon eğer ifade yanlış. Evet, ben yanlış anladım, kusura bakmayın. Çünkü Trump güvenilmez açıklamalar yapıyordu biliyorsunuz. Komik hale düşüyordu, güldürüyordu da bizi. Ama FDA... Ve bununla ilgili faz 3 çalışmalar devam ediyordu. FDA verildi, incelendi ve sonra kabul edildi. Ama bu süreç 10 sene önce başladı. mRNA aşılarıyla ilgili çalışmalar kanser amacıyla başlatıldı. Ve bu arada COVID ortaya çıkınca bir anda oraya transfer ettiler verileri, bilgileri, birikimi. Dolayısıyla aşının klasik aşılardan önce çıkması bile mümkün olabildi. Bu bence COVID'de yaşadığımız en büyük şans. Ancak bu arada aşı karşıtlığı ile ilgili bazı şeyler de giderek artarak tetiklendi. Ama aşı karşıtlığı COVID'de başlamadı. Bundan önce hatırlarsınız Kızamık'ta, hatta Türkiye'de de oldu, bir savcı ya da hakim de çıktı. Ben çocuğuma aşı yaptırtmam dedi. Mahkemeye başvurdu ve çok enteresan, mahkemeyi kazandığı gibi yüksek yargıda bu hukukçuyu haklı buldu. Dolayısıyla biz demokrasinin nerede bitip nerede başladığını daha içimize hukuken bile sindirememiş bir ülkede yaşamaktayız diye düşünmekteyim. Ama dediğim gibi aşı karşıtlığı çok önemli. Onda birazdan toplum sağlığı nedir? Bireysel tercihler, bireysel özgürlükler nerededir? O sınır nedir diye biraz açalım. Onu hızlı geçmeyelim hocam. Ama sizin tamam, lafınıza devam tamam. Edin. O çok önemli bir yer çünkü. Bence de çok önemli bir şey. Bu kızamıktan önce de var. Çiçek aşısı, ilk dünyadan temizlenen hastalık çiçek. Onun bile karşıtları vardı. Ama o zaman devletler daha sıkı yaptırımlarla yola devam ediyordu ve demokrasinin sınırlarının ne zaman bittiğini söyleyebiliyordu. Süreç içerisinde aşılama olayı ve salgın olayları tüm dünyada ve bizim ülkemizde de daha politik konular haline gelmeye başladı. Halk sağlığı da o şekilde geldi. Tabii olayı politize edip devletlerden de bu işin yolunu tam gösterecek bir politika almadığınız zaman, artı sosyal medyanın saçma sapan her şeye açık olduğu bir ortamda insanların kafasının karışması son derece doğal. Ama inanın düzelecek. Nasıl düzelecek biliyor musunuz? Amiyane çok kötü bir tabir olacak bu. Kusura bakmayın, şu anda aklıma geldi. Köpek ve kedilere dışkı eğitimi nasıl yapılır biliyor musunuz? Biz öyle eğitim görüyoruz. Yoğun bakımlarımız aşı olmayan hastaların ölümleriyle üzüntü içerisinde, yani biraz da kızıyoruz ya, yani niye aşı olmamış bu diye. Daha dün bir uzman arkadaşım arıyor, yeğeni 37 yaşında aşı karşıtı, yoğun bakımcı arkadaşım ya aşı karşıtı, aşı olmuyor, şu anda ölmek üzere, deneysel bir çalışmaya soktular. 37 yaşında bir insan ölmemeli ve hakikaten o kedi köpek eğitimi gibi biz aşının yararını ve doğruluğunu öğrenmemeliyiz. Onun için de tabii devletlerin yapması gereken uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Sınırlarımızı biraz bu konuda daraltmaları lazım diye düşünüyorum. Evet, yani konu aslında hakikaten çok ciddi. Çünkü yaşam hakkı. Bir de birey aşıyı olmadığı zaman başkalarının da yaşam hakkından çaldığı için hiç böyle hafife alınacak bir şey değil bu. Şimdi ama aşı karşıtlarının hani argümanlarından bir böyle adım adım gidelim diye niyet ettiğim için, ikincisi diyorlar ki bulaşıcı hastalıklarla ilgili hiç bu kadar hızlı aşı bulunmadı. Bu aşı nasıl bulundu? Bir tane de değil, bir anda 30 tane falan farklı farklı aşı çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi denek yerine kullanıyorlar. Ben denek olmayacağım deniliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç yeni lokantaya gittiniz mi? Gitmişsinizdir. Orada bir Ahmet Usta vardır, atıyorum.
Ahmet Usta çok değişik bir yemek yapıyordur. Onu yerken bile deneyiz biz, biliyor musunuz? Hayat denektikler üzerinden geçer. Hep bir şey. Yeni elbise aldığımız zaman onu deneriz. Çanta aldığımız zaman yeni bir işe gireriz. Hepsinde risk vardır. Elbiseniz yırtılabilir. Yemek midenizi bozabilir. Girdiğiniz işe uyum sağlamayabilirsiniz. Dolayısıyla hayatta yaptığımız her işin bir karı ve riski vardır. Mühim olan kar ve risk dengesidir. Şimdi bu aşıların bulunmasına gelince, hiçbirisi yeni bulunan aşılar değil. İşte mRNA aşısını söyledik. En az 10 yıldır çalışılıyor. O bilgi bu tarafa transfer edildi. Adenovirüs aşılarına, vektör aşılarına geldiğimiz zaman HIV için ve başka hastalıklar için ve bu SARS için bunun çalışmaları zaten yapılıyordu. İnaktive aşılar, ta Orta Asya'ya gidin. Ta Orta Asya'ya Türklerin geliştirdiği yöntemler var. Bunların hiçbirisi yeni teknoloji değil. Yeni olan ne biliyor musunuz? Teknolojimiz çok gelişti. Üretim kapasitemiz ve üretime sokma hızımız çok arttı. Artı bilgilerin paylaşımı çok hızlandı. Bilgi paylaşımı son derece güzel bir şey. Ama yanlış bilgilere gem vurabildiğiniz sürece. Yanlış bilgi paylaşımı ise maalesef medyada ve sosyal medyada doğru bilgilerden çok daha hızlı oluşan bir kötü durum aslında. Ve bununla ilgili bilimsel araştırma sonuçları var. Kötü bilgi daha çabuk. Yani ben burada şimdi sizin saçınızı çeksem bütün haberlere çıkarız biz. Ama burada efendi mRNA aşısı vesaire dediğimiz zaman kimse onunla ilgilenmez. Doğru mu? Evet. Genelde öyle oluyor zaten. Fakat şimdi teknoloji gelişti, veri paylaşımı arttı dediniz ya. O aslında hakikaten son derece önemli bir şey. Çünkü insanlar hani tarihle ilgili de bazı kanaatlere varırlarken sanki hiçbir gelişme olmamış da her şey aynıymış. Aynılık üzerinden eşlik arıyormuşuz gibi oluyor. Halbuki buna bir de ek olarak finansal destek. Geçmiş zamanla bugün arasında kıyas yaptığınızda herhalde kıyaslanamayacak boyutlarda, öyle değil mi hocam bu araştırmalar için? Araştırmalar için ayrılan para, devletler direkt destek oluyor. Evet. Firmalar destek oluyor, değişik fonlar destek oluyor ve araştırmalara ayrılan paralar artık milyar dolarlar düzeyinde. Ama burada bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bilimi olan kazanıyor. Yani Covid başladı. Hadi biz bilime yatırım yapalım. O iş öyle değil. Covid başlamadan önce bilimi geliştiren, uygulamaya sokan, normal yollara oturtan ülkeler sadece tıpta değil, uzayda da, savaş teknolojisinde de, bitki yetiştirimdesinde de, çip yapımında da her yerde kazanıyor. Onun için asıl olay bilime para yatırmak, bilime parayı erkenden yatırmak. Tabii ki denetleme mekanizmalarıyla bol para yatırmak. Bilim kadar parasını geri ödeyen başka bir dal olduğunu ben düşünmüyorum. Şu anda zengin olan devletlerin hepsi bilime önem veren ülkeler. Neden? Sağlamasını yapabiliyorsunuz. Öncelikli olarak bir zaman dilimi içerisinde bunu takip edebiliyorsunuz. Ama benim için mesela en önemlisi bu bir zihinsel haritanın, zihinsel kültüründe yansıması. Bilime öncelik bilen kültürler, zihinsel haritalarla bilimden uzaklaşanlar olaraktan aslında bu Covid döneminde de ayrıca bir ayrıştık herhalde. O yüzden tekrar bilim çağına geri dönsek çok iyi olacak gibi de gözüküyor. Ama dünyanın en gelişmiş demokrasisinde bile bilimden hayli uzak yaşayan zihin haritaları var. Böyle karman çorman bir dünyada da yaşamıyor değiliz. Şimdi ben lafı hemen sizin şu az önce vurgusunu yaptığınız toplum sağlığıyla bireysel özgürlüklere başka bir boyuttan getirmek istiyorum. O da Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX şeyi var. Hazır paradan konuşurken şimdi o da kaynak. COVAX nedir? İşte dünya genelinde az gelişmiş olan ülkelerde veya aşıya erişimi olmayanlara gelişmiş olan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin yaptığı aşı bağışlarını ulaştırması. Şimdi bugün Dünya Sağlık
örgütünün sitesinden aldım, resmi internet sitesinden. Tabii ki bu toplum sağlığı hani son derece önemli ama şöyle diyor, küresel salgın şimdiden yüz binlerce can kaybına neden oldu. Bu milyonlarca olacak herhalde. Milyarlarca insanın hayatını alt üst etti. Bir aşının devreye girmesi, trajik can kaybını azaltmanın ve pandeminin kontrol altına alınmasının yardımcı olmasının yanı sıra diyor, küresel ekonomiye her ay 375 milyar ABD doları kaybının da önüne geçecektir diyor. Yani bu aşılama toplum sağlığını öncelik bilme son derecede ekonomik bir çıkar dengesini gözetiyor. Hani biz normal hayata geçtik ama dayanamıyoruz. Ama niye? İşte bununla paralel gitmeli. Şimdi 375 milyar dolar her ay son derece ciddi bir şey. Bu rakam hani bugün sabahleyin baktım. Acaba bu kadar da mı, daha mı yüksek olması gerekiyor diye. Vallahi zihnim böyle bir gitti geldi. Çünkü işler çok karışık. Şimdi bu kadar hani küresel olarak ekonomiyi etkiliyorsa şu şeyi birazcık açar mısınız? Toplumu önceliklemekle bireysel özgürlüğü, benim canım aşı olmak istemiyor, ben deneyiniz olmak istemiyorum diyenlerin hak ve özgürlükleri nerede ayrışıyor burada? Tabii bunu söyleyecek, ben hukukçu değilim ama kendi mantığımla yanıt vereyim size. Hukuki yollar birbirinden farklı olabilir ama benim mantığım şu. Siz eğer aşı olmak istemiyorsanız ama KRT'de gelip program yapmak istiyorsanız, siz aşı olmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmak zorundasınız. Ama kişisel olarak kardeşim, ben KRT'de de çalışmıyorum, kalabalık hiçbir yere de girmeyeceğim, Elma Dağı'da bir ev yaptım, tek başıma orada yaşayacağım diyorsanız, buyurun aşı olmayın. Topluluğa karışmayın. Kişilere, toplumun geri kalanına zarar verir hale geldiğiniz zaman ise sizin bireysel haklarınız sonlanıyor. Benim görüşüm, toplumun hakları başlıyor. Toplumun hakları bireyin haklarının önündedir. Ben hukukçu değilim, tekrar söylüyorum. Ama benim algılamam bu olayı bu şekilde. Dolayısıyla toplum haklarını ihlal etmediğiniz sürece aşı olmayabilirsiniz. Ama toplumla beraber yaşayacaksanız o toplumun çıkarı neyse ona uymak mecburiyetindesiniz. Tabii burada bir noktayı daha vurgulamamız lazım. Bir, bu bireysel özgürlükler var ve haklı bireysel özgürlüklerimizin olması lazım. Kimse ona bir şey demiyor ama çıkıp KRT'de program yapamazsınız diyor. Diğer taraftan da başka bir şey var. Yanlış bilgilerle insanların kafasını karıştırma demokratik özgürlüğü de olmamalı. Yani ben buraya çıkıyorum, diyorum ki ya bu aşılar var ya, çip takıyorlar, kısırlık yapıyor. Siz bana sorma, hani veriniz ya da sizi denetleyen üst kurul, sen böyle bir şeyi programda nasıl söyletebilirsin? Ya da ben bunu tweet atıyorum. O Twitter'ın ağababaları gelmeli, kardeşim bu yalan bilgi deyip çöpe atmadı. Ama bunu düzenleyen bir demokrasi sistemimiz ya da profesyonel sistemimiz maalesef mevcut değil ve kafalar karışıyor. Evet, ama işte o baştaki söylediğimiz zihinsel haritayla da alakalı tabii olan ki bir şey. Eğer tabii zihinsel ki haritanız genel olarak toplum kültüründe bilime öncelikliyorsa, veriler bazında verilerin sağlamasını alaraktan yol almayı öncelik ediyorsa, o zaman zaten kimse bu kadar dezenformasyona açık olmaz. Çünkü sen burada yanlış bilgi veriyorsun der, size otomatik otomatikman ekarte eder ve toplumun dinamiği o şekilde gelişir. Şimdi dünyada ne yazık ki işte başka şeyler devrede. Hakikaten çok karman çorman politize bir dünyada konu yaşıyoruz. Efendim? Politize edildi konu. Tabii. Çok korkunç politize edildi. Şimdi politize etmenin olumlu bir tarafını yalnız söyleyeceğim size. New York Times'dan bir makaleyle. United Airlines, Amerika'nın işte hava yollarından bir tanesi, toplam 67 bin çalışanı varmış. Yönetim kurulu başkanı Scott Kirby. En son herhalde bu yaz aylarında Hırvatistan'da yaz tatilini geçirirken bir haber alıyor ve 57 yaşlarındaki bir pilotları hayatını kaybediyor. Koronavirüsten ötürü. Koronavirüsten ötürü hayatını kaybedince artık diyor ki yani yeter, bunun bizim bir önünü almamız lazım. Ne yapalım? Biz 67 bin çalışanımıza aşı olmayı mecbur kılalım. Ve bunu yapıyorlar.
Ama şimdi özel bir firma olarak, yani neticede bir ticari müessese United Airlines'da, bunu yaptığı zaman içindeki çalışan personelden %70'i de aşıya okey demiş. Ama işte belli kesimleri var. Diyor ki işte kimisi, ama ben onu olursam o zaman kalpte işte başka sorunlar çıkartıyormuş, ben böyle denek olmak istemiyorum, o bu falan. Bayağı bir şey yapmışlar. Ama United Airlines de bunu çok katı bir şekilde koyunca, ha madem öyle biz de seni dava ediyoruz demişler ve dava yoluna gitmişler. Şimdi bir tarafta onlar böyle bir mücadeleye girerken, öbür tarafta Biden yönetimi hemen yeni bir karar alıyor ki herhalde bu gibi firmaların da hukuken başlarının daha fazla ağrımaması için, yüzden fazla çalışanınız varsa aşılamayı mecbur yapabilirsiniz. Artı bir de neyi mecbur edersiniz? 2 günde bir PCR testi olmalarını ve artı Biden yönetimi şunu diyor, aşı olmuyorsa PCR'ı da firma karşılamaz, bunu bireyin kendisi karşılar diyor. Şimdi bu hani toplum çıkarı, bireysel özgürlük dediğimiz yerde sanki güzel bir örnekti. Ama hani bunu siz daha geniş kapsamlı olarak nasıl konumlandırıyorsunuz? Bir de sizden dinlemek isterim bunun karşılığını. Şimdi politize edilmesi dememin sebebi bu. Şimdi Biden yönetimi bir karar aldı ki doğru bir karar. Yüzden fazla çalışanı olan şirketlerde aşı mecburu hale getirildi ya da PCR'ın parasını ödeyecek. Aynı olay Fransa'da da yapıldı. Bu ay başlıyor. Toplu taşıma binemeyeceksiniz aşınız yoksa ve parasını siz ödeyeceksiniz. Aynı olay Almanya'da da yapıldı ve bu olaylar silsilesi devam edip gidiyor. Politizasyon nerede başlıyor biliyor musunuz? Bu kararlar doğru politik kararlardır. Ama diğer taraftan oy kaygısıyla hareket eden, dünyanın her ülkesinden bahsediyorum. Politik sistemlerin olduğu ve doğrulardan sapmanın arttığı ülkelerde şu oluyor. Aman ben aşıyı zorunlu yapmayayım, oy potansiyelim azalır. Türkiye'de görmedik mi? Miting yapıldı, adam çıktı. Ha dedi, aşıyı zorunlu hale getirirsen sana oy yok. Bunu diyebilen bir ortamdayız. Bu olayın ne kadar politize edildiğini gösteriyor. Hatta ben inanamıyorum. Kulak, boynuz ve kuyruk çıkmasından bahseden parti başkanlarının olduğu bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Şimdi bu doğru kararın aslında doğru, en doğrusu ne biliyor musunuz? Bu kararı devletlerin alması değil, firmaların alması, bireylerin alması. Bu entelektüel düzeyi yükselterek olabilecek bir şey. Yoksa devlet çıkıp Amerika'daki gibi 100 kişiden fazlası aşı olsun dememeli. Türkiye'de bazı firmalar var. Aşıyı zorunlu hale getirdiler. Yersen, olmazsan belli bir süre sonrasında senin iş akdini fes etmeyle tehdit ediyor ya da bölümünü değiştiriyor. Maaşını azaltıyor, daha az gelir alabileceğin hale getiriyor. Ve bunda bu şirketler çok haklılar. Nasıl haklılar? Bir fabrikanız var. Bu ay 10 bin tane bilgisayar siparişiniz var ve 100 personelle çalışıyorsunuz. Bir tanesi Covid'de geliyor, 85 personeliniz çalışamaz hale geliyor ve taahhütünüzü yerine getiremiyorsunuz, batıyorsunuz. Ekonomik sonuçları. Dolayısıyla insanların bunu kafalarına sokmaları lazım. İlla devletlerin zorlaması gerekmiyor. Birey olarak, kurum olarak bizlerin bu kuralları ortaya koymamız lazım. Ha daha yumuşak gidiyorsanız işte bu Fransa'da, Almanya'da ve Amerika'da yapılanı yaparsınız. Aşı olmayanlara PCR zorunluluğu koyarsınız ama PCR'ın parasını kardeşim sen ödeyeceksin dersiniz. Hocam orada bir parantez açalım istiyorsanız. Dünyanın neresinde olursanız olun, aşı bedava. Evet. Amerika'da da olduğunuzda evet, da evet, aşıyı bedava oluyorsunuz istediğiniz yerde. İşte Fransa'da da herhalde öyle değil mi? Evet, benim bildiğim parayla satılan herhangi bir yer yok. Covid aşı. Evet. Çünkü bu hepimizin, o aşıyı parayla sattığımız zaman ekonomik kaybımız daha fazla oluyor. Bir an önce hastalığı bitirip normal hayatımıza ve normal ekonomimize dönmek zorundayız. En ucuz çıkış yolu bu. Şimdi aşıya erişebilirlik o zaman. Birazcık sohbeti hani o tarafa şey yapın. Çünkü herkese aşılamak da herhalde mümkün olmayacak. Düşünsenize yani 8 milyar insanız dünya yerkürenin üzerinde. 8 milyar aşı yapmak işte 2 doz
falan. Hani ben böyle rakamlara bakıyorum. Allah, bu çok fazla diyorum. Çok fazla doz. Bu kadar kaynak var mı? Şimdi hal öyleyse, o zaman herkes aşılanamayacaksa biz pandemiyi nasıl idare edeceğiz? Yani bundan öyle kolay kolay kurtulabilecek gibi de değiliz. O zaman zihnimizi nasıl yapılandırmalıyız? Şimdi bir defa onunla ilgili rakamlara bakalım. Dün itibariyle dünyada hemen hemen 6,5 milyar doz aşı yapılmıştı. 6,5 milyar doz. Bu ne demek? Toplumun dünyadaki ya işte 8 milyara yakın bir nüfus yaşıyor. Yaklaşık %45-46'sı en azından bir doz aşı olmuş anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında bilim de artı üretim sektörü, teknoloji de Covid salgını sırasında daha önceden hiç gösterilmemiş bir performans yarattılar. Ve Aralık ayında kabul edilen aşılarla 6,5 milyon aşı yapıldı. Aralık 2020'de kabul edilen aşılarla. Ama bu kısa sürede de artacaktır. Ama önümüzdeki engellerden birisi şu. Biz zannediyoruz ki biz burada KRT'de oturuyoruz. Burayı aşıladık, kurtulduk. Yok öyle bir şey. Ben dışarıdan geliyorum, size Covid getiriyorum. Beni de aşılatmak zorundasınız. Ankara Tıp Fakültesi'ni aşıladık, kurtulduk. Yok, otobüs şoförü de aşıladı. O. Sonuçta biz kendi ülkelerimizde %100 aşı başarısına ulaşsak bile dünya için bunda bir başarı elde etmiş olmayacağız. O yüzden COVAX çünkü, var zaten. Tabii Gavi de ondan var. Gavi de alt kuruluşu biliyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü var. Onun için dünyanın her yerindeki insanların aşılanarak yeni varyantların gelişmesine engel olmamız lazım. Ama şöyle bir rakam var. Düşük gelir düzeyine sahip ülkelerdeki vatandaşların sadece %2.4'ü tek doz aşıya ulaşabildi. Dolayısıyla kendimizi düzeltirken diğer ülkelerdeki şartları da hızla iyileştirmemiz gerekiyor. Ve TUKAKA denilen Dünya Sağlık Örgütü aslında bunun için elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. Gavi de o şekilde çalışıyor. Ama sokaktaki pankartlara baktığınız zaman Dünya Sağlık Örgütü neler yapıyormuş, neler biz de bilmiyormuşuz. Suçlama kolay herhalde. İnsanı iyi hissettiriyor. Evet. Böyle evet. İşte bir kinayeli konuşuyorsunuz. Kendinizi her şeyi bilen hissediyorsunuz falan. İyi geliyor insanlara, anlaşılan. Evet, ama evet. Krizle sınandığınızda bir de anlayış göstermek lazım. Karşımızdaki de olayı toparlayıp algılayıp bir pozisyon kurgulamaya çalışıyor deyip aslında destek versek çok daha kolaylaşacak iş. Aynen. Öyle aynen. Değil mi? Ne aynen, kadar kesinlikle zor. Katılıyorum. Şimdi Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci. Hep bu en önemli ters ateşi rollerden birinde. Evet, yani Fauci hakikaten dünya genelinde artık bilinen bir isim olmaya başladı. Ve o da bu ters ateşe çok fazlasıyla geliyor. Kendi ülkesinde de geliyor, dünyanın her yerinde de geliyor. Önce devlet başkanıyla başladı, Trump'la. Evet, o yani şey... Ne diyorduk? Fevkaladenin fevkinde bir ters atıştı herhalde o. Şimdi Merck diye bir Amerikan firması. Herhalde Kanada'daki bir firmayla da beraber bir işbirliğinin içerisinde olarak Molnupiravir, doğru mu telaffuz ettim hocam? Olarak bilinen bir ilaç için FDA'ye acil kullanım başvurusunda bulunuyor. Şimdi pazar günü Dr. Fauci işte Amerikan televizyonlarında bu gelişmeyle ilgili sorular sorulduğunda diyor ki bu olağanüstü önemli bir adım diyor. Ama bu olağanüstü önemli bir adım olsa da, yani ağzınızdan bir ilaçla koronavirüsle mücadele için bir elinizde yeni aktör olabilme olasılığı açılsa da, bu aşıyı reddetmeniz için, aşıdan vazgeçmeniz için bir gerekçe olamaz. Aşıya devam diyor. Şimdi bir de bize bu yeni gelişmeyi anlatır mısınız? Tabii ki. Aşılarla ilaçlar nedir, nasıl oluyor? Tabii ki. Bir defa çok önemli bir vurgulama yaptınız. Onun altını çizmek istiyorum. Hastalıkları önlemek, yani koruyucu hekimlik, her zaman için tedavi edici hekimlikten daha kolay ve ucuzdur. Dolayısıyla sosyal devletler tedavi edici hekimlik sistemlerini güçlü tutmakla birlikte
koruyucu hekimlik sistemlerini çok daha ön planda tutmaya ve organize vaziyette hazır tutmaya çalışırlar. Bu COVID salgını sırasında... Hocam son bir cümlenizi almak zorundayım. Sonra bir canlı yayın bağlantısına dönmemiz gerekiyormuş. Buyurun son cümlenizi rica. Canlı yayın bağlantısına dönüyoruz. O zaman dönüyoruz. Ondan sonra efendim söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kültür sanat çalıştayında konuşuyor. Kameralar şimdi orada. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Hocam şimdi canlı yayın bağlantısına dönmeden önce size ilaç ve aşı arasındaki dengeyi soruyordum. Nasıl yaklaşmamız gerekir sizce? Şimdi orada ne demiştim ben? Koruyucu hekimlik önceliklidir. Tedavi edici hekimlikten öncedir. Ama koruyucu hekimliğinizi güçlendireceksiniz ki bu COVID salgını özellikle kapitalist ülkelerde koruyucu hekimlik sistemlerinin yetersiz olduğunu ortaya koyaraktan da çok önemli bir iş yaptı. Hı hı. Ama tedavi edici hekimliğinizin de olması, sisteminizin olması gerekiyor. Bunun için de ilaçlar gerekiyor. COVID ile ilgili elimizde çok ilaç var mı? Maalesef yok. Birkaç tane işte ölüm olasılığını azaltan ilacımız var. Ama bu hastalığı %100 tedavi eden ilacımız yok. Onunla ilgili araştırmalar var, değişik grup ilaçlar ve biraz önce siz söylediğiniz Merck firması bir antiviral geliştirdi ve faz 3 çalışması sonuçlandı. Zannediyorum bu kabul edilecek ama burada bir problemi söyleyeyim. Bu ilaç Molpiva, bazen ben de telaffuz edemiyorum, Merck'in antiviral ilacı diyelim, hastaların hastaneye yatma ve ölme olasılığını sadece %50 azaltıyor. Bu bir. İki, bir hastalık tedavi fiyatı yaklaşık şu anda $700 civarında. Dünya Sağlık Örgütü buna itiraz ediyor haklı olaraktan. Biz dünyayı tedavi edeceğiz. İndirin bu ilacın fiyatını diyor. Sonuçta tedavi açısından zor durumdayız. Onun için biz korunmaya bakacağız. Elimizde çok etkili aşılarımız var. Hızla toplumların büyük kısmını tüm dünyada aşılamak için gereken çabayı göstereceğiz ve yanlış bilgileri yayanlarla ilgili de bariyerleri oluşturmak için tüm ülkeler ve tüm uluslararası sistemler devreye girecek. Evet, hocam son 10 dakikanın içine girmişiz. O yüzden hani bu kadar veri üzerine odaklanmışken, doğru bilgilendirme üzerine odaklanmışken, dünyadaki bu tedavilerdeki veri paylaşımıyla Türkiye'deki veri paylaşımı arasında nasıl bir örtüşüklük veya farklılık var diye size bir pas atsam ne dersiniz acaba? Harika bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. 3-6 Ekim tarihleri arasında Avrupa Yoğun Bakım Kongresi vardı. Ve orada bir tane oturumu size anlatayım. İngiltere'den bir hanımefendi, bir hoca çıktı. İngiltere'nin rejistresindeki yoğun bakım vakalarını anlatmaya başladı. Şu tarihte günde bu kadar geliyordu. Bunların şu kadarı erkekti, bu kadarı kadındı. Aşı başladıktan sonra şöyle oldu. Hastaneye yoğun bakıma yatışlar böyle azaldı. Ölüm oranları şöyle değişti. Aşı şu aşıyla böyle oldu, bu aşıyla böyle oldu. İngiltere'nin yoğun bakımdaki COVID vakalarıyla ilgili ıcığını cıcığını her şeyini öğrendik. Ve bu bilgi paylaşımı onlar için yeni politikalarını oluşturmak için de çok önemli yol gösterici oluyor. Ama biz bilmiyoruz. Bilinmezlik denizinde devam ediyoruz. Koruyucu politika aşı. Şimdi bakın aşıyla ilgili size bir şey söyleyeyim. Şimdi onu denemeden önce İngiltere'de bu verileri paylaştıklarında mesela... yoğun bakımdaki hastanın veyahut da genel kitlesel olarak nüfusun hangi aşıdan olduğu, ne zaman olduğu gibi verilere de bu kadar rahat erişimleri var tabii, mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Biz onu bilmiyoruz. Asıl problemimiz o. Türkiye'de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı her gün bir rakam açıklıyor. Tek doz olanlar, çift doz olanlar, üç doz olanlar öyle gidiyor. Şimdi dünkü açıklamaya baktığımız zaman İki doz aşı olanların sayısı 46 milyona ulaşmış durumda. Bu yaklaşık nüfusun %54'üne tekabül ediyor. Yetersiz bir miktar ama neredeyse Amerika kadar orada da %56. Ama biz burada bir şeyi bilmiyoruz. İki doz aşı uygulamak korunma için yeterli mi değil mi? Hem evet hem hayır.
Hocam şeyleri biliyor muyuz biz? Kaç kişi ya da yüzde kaçı bunun Sinovac iki doz aldı, kaçı BioNTech aldı? Problem o zaten. Ha. Problem o oradan çıkıyor. Şimdi o iki doz alan %54'lük popülasyonun iki Sinovac alanları üstüne üçüncü aşıyı yaptırmadığı takdirde onun koruyuculuğu çöpe gidiyor. BioNTech'e geliyoruz. Yüzde kaçı yaptırdı BioNTech bilmiyorum. Ama İsrail ve Amerikan verileri çok net gösteriyor. Dördüncü ve altıncı aydan sonra BioNTech'in etkinliği azalmaya başlıyor. Ben BioNTech sonrası sekizinci aydayım. Türkiye'de hala bir karar verilmedi. BioNTech üçüncü dozunu ne zaman olacağımın kararı hala verilmedi. Ve siz Göya sağlık çalışanısınız. En iyi korunan insanlardan birisiyim ve aşı taraftarıyım. Ben şu anda üçüncü doz aşımı olamıyorum. Hocam Türkiye'de doktorlar ve sağlık çalışanlarının aşılanmasında herhangi bir mecburiyet, bir şey maalesef, var mı? Maalesef yok. O da İngiltere'de, ayrı bir, Amerika'da nasıl? Aşılama konusunu kurumlar, mesela Amerika'da bilmem ne sağlık kurumu, New York'ta özellikle, Los Angeles'ta da öyle zannediyorum, aşılamayı zorunlu hale getiren sağlık kuruluşları var. Kardeşim sana şu tarihe kadar zaman, o zamana kadar aşı ol, yoksa seni ücretsiz izne ayrılacağım diyor. Bu çok önemli bütün sağlık personelinde. Türkiye'de aşılanmayan var mı? Var mutlaka. Ama kaç oranda onu bilmiyoruz. Ama çok kolay olarak aşılamayı arttırabiliyorsunuz. Evet. PCR zorunluluğu mesela sağlık personeli için getirilmedi. Çok önemli bir şey bu. Aşı olmayan sağlık personeline haftada iki kere PCR yapma zorunluluğu getirilmedi. Öğretmene getirilirken, ama uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz. O da ayrı bir mesele. Dolayısıyla belirsizlikler ve verisizlik ormanında yürüyüp kendi kendimize bazı yorumlar yapıp sonuç üretmeye çalışıyoruz. Son 2,5 dakika içerisinde şu soruyu sormadan programı kapatmak istemiyorum. Önümüz kış. Havalar soğudukça hepimiz işte kapalı kapılar ardında restoranlara gideceğiz, hayatı bir şekilde devam ettireceğiz. Hani yazın avantajlarından korunmayacağız. Amerika'da, Avrupa'da kapalı ortamlara girerken aşı olma şartı getiriliyor. Türkiye'de herhalde henüz daha böyle bir adım atılmamış durumda. Programı kapatırken bununla ilgili nasıl bir paylaşımda bulunmak istersiniz izleyenlere? Yani beklentimiz şu: aşı oranı ortada %54, onun da ne kadar koruyucu olduğu belli değil. Üçüncü dozu olanların sayısı sadece %12, dördüncü dozu olanların oranını bilmiyoruz. Bu şartlar altında birbirimize daha çok yaklaşmamıza neden olacak ve kapalı ortamlarda yaklaşmamıza neden olacak kış ayları riskimizi arttırıyor. PCR sayıları da o kadar artmıyor. 300 binlerden 360 binlere yükseldi sadece. Hızlı testle ilgili, yani antijen testleriyle ilgili Türkiye'nin bir planlama yaptığına dair elimizde herhangi bir veri yok. Tüm bunları bir araya koyduğu zaman olacağı şudur: Kasım ayı bu ayı aratır. Benim öngörüm. İnşallah yanlış çıkarım ben. Ama ben şunu temenni ediyorum vatandaşlardan: lütfen aşınızı olun, tekrarlayan dozlarınızı yaptırın ve bu arada aşı olmanız maske, mesafe ve hijyen kurallarından sapmanızı gerektirmiyor. Bunlara da özellikle kış aylarında daha sıkı sıkı uyun. Aksi takdirde çoluğumuzu, çocuğumuzu hastanelerde kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Ki kaybetmek zorunluluğumuz yokken kaybetmiş olacağız. Evet, herhalde evet, o evet. Daha da acı olan bir şey. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Evet efendim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal konuğumuzdu. Kasım ayı bu ayı aratacak dedi. Aman bu kulağınızda olsun. Tabii ki zorunluluk yok ama bizler sadece iletiyoruz. Lütfen aşılarınızı olun, kendinizi koruyun, toplumu koruyun ve ekonominin çarkına da bu şekilde katkıda bulunmuş olun diyelim. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Ekranlardan ayrılmayın. Birazdan Zafer Arapgil ile Medya Terapi ile karşınızda.